Herkese merhaba. Bu videoda size IELTS sınavından bahsedeceğim. Öncelikle sınavın formatından, daha sonra da kendi tecrübelerime dayanarak hangi bölümlerde nasıl daha iyi skor alabilirsiniz, bununla ilgili bazı tüyolar vereceğim. Öncelikle IELTS sınavına neden girmemiz gerekebilir? Genel olarak IELTS sınavına girmek istemenizin iki sebebi olabilir. Birincisi akademik sebeplerden dolayı. Örneğin bir üniversiteye başvuracaksınızdır yurt dışında ya da lisansüstü programına başvuracaksınızdır. Bu durumda üniversiteler sizden IELTS veya TOEFL gibi yabancı dilinizi kanıtlayabileceğiniz bir sınava girmenizi ister. İkinci olarak da bir iş sebebiyle veyahut da başka bir sebeple yurt dışındaki bir ülkeye yerleşmek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda da yine sizden IELTS veya TOEFL gibi bir yabancı dil sınavı istenebilir. Öncelikle IELTS sınavının formatından bahsedeceğim. IELTS sınavında 4 tane bölüm bulunuyor. Bunlar Reading, Listening, Speaking ve Writing bölümleri. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı sınava girecek olursanız, özellikle üniversite ve lisansüstü programlara girmek istediğinizde IELTS akademik sınavına girmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de diğer sebeplerle girmek istiyorsanız sınava IELTS General testi girmeniz gerekiyor. General ve akademik test arasında şöyle bir fark var. Reading ve Writing kısımları akademikle General arasında fark ediyor. Fakat Listening ve Speaking ikisinde de aynı. Listening, Reading ve Writing sınavları aynı gün içerisinde tek bir oturumda gerçekleşiyor. Fakat Speaking sınavı Listening, Reading ve Writing sınavımızın olduğu günden bir hafta önce veya bir hafta sonrasına kadar herhangi bir günde olabiliyor. Bunu registration yaparken kendiniz seçebiliyorsunuz. Size seçenekler sunuluyor. Sınav formatına geçecek olursak öncelikle listening testiyle başlanıyor. Listening testi toplamda 40 dakika. Fakat 30 dakikası sizin soruları çözmeniz için verilen süre. 10 dakikası da size verilmiş olan soru kitapçığından ayrı bir answer sheet oluyor. Cevap anahtarı, cevaplarınızı geçireceğiniz ayrı bir kağıt veriliyor. Ve o kağıda da cevaplarınızı geçirmek için 10 dakika süre veriliyor. Dediğim gibi listening bölümü akademik ve general test için tamamıyla aynı. Hiçbir fark yok. Listening testi boyunca 4 tane farklı part olacak. Birinci testten dördüncü teste doğru zorluk derecesi artıyor. Yani birinci test en kolayı, dördüncü test ise en zoru oluyor. Listening'de toplamda 40 tane soruya cevap vermeniz gerekiyor. Bu sorunun içerisinde çoktan seçmeliler de olabiliyor, boşluk doldurmalar da olabiliyor. Dediğim gibi bu cevapları daha sonra 30 dakikanın sonunda size verilen 10 dakikalık süre içerisinde cevap anahtarına geçirmeniz gerekiyor. Listening bittikten sonra reading kısmına geçiliyor. Reading'de bu sefer 3 tane part'tan sorumlusunuz. Bu 3 part akademik ve general test arasında fark ediyor. Akademik testte 3 tane uzun paragraftan sorumlusunuz. Fakat general testte bu 3 part için 1 veya 2'şer pasajdan sorumlusunuz. Yine toplam 40 soruya cevap vermeniz gerekiyor. Fakat burada 60 dakika süreniz var ve kesinlikle size cevap anahtarına cevapları geçirmek için ekstra bir süre verilmiyor. 60 dakika içerisinde bütün sorulara cevap verip cevaplarınızı da cevap anahtarına geçirmiş olmanız gerekiyor. 60 dakikalık reading testi bittikten sonra yine 60 dakikalık writing testi başlıyor. Writing testinde yine akademik ve general test arasında farklar var. Öncelikle iki parttan oluşuyor ikisi de. General test için önce bir letter yazmanız bekleniyor. Bu letter'ın formal, informal veya semi-formal olması istenebiliyor. Karşınıza çıkan soruya bağlı. İkinci partta ise bir essay yazmanız gerekiyor. Genellikle size bir fikir ya da tartışabileceğiniz bir cümle veriliyor ve sizin fikriniz soruluyor. Bunun üzerine fikirlerinizi yazacağınız bir essay yazmanız bekleniyor. Akademik testte ise ilk kısımda summary yazmanız bekleniyor. Ne olabilir bu summary? Yani özet. Size bir chart verilebilir, bir grafik verilebilir veyahut da benim sınavda karşıma çıktığı şekilde bir şablon verilebilir. Ve bu materyali kesinlikle yorum yapmadan yalnızca ne görüyorsanız onu özetlemeniz bekleniyor sizden. İkinci kısımda ise yine general testte de olduğu gibi bir essay yazmanız bekleniyor. Ama tahminim general teste göre akademik testteki essay kısmı biraz daha zorlayıcı olabilir.
Şimdi bu iki kısım için süre kısıtlaması yok aslında. Yani toplamda iki task için 60 dakika veriyorlar size ama genelde tavsiye edilen birinci kısım, yani letter veya summary yazıyorsanız 20 dakika içinde bitirmeniz, essay'e ise en az 40 dakika ayırmanız. Çünkü birinci kısım için sizden 150 kelime yazmanız beklenirken ikinci kısım için 250 kelime yazmanız gerekiyor. Bu en az, minimum. 3 testi tamamladıktan sonra aynı gün içerisinde, yani 2 saat 40 dakika sonra, aynı gün içerisinde veya dediğim gibi 7 gün önce veya 7 gün sonraki süreç içerisinde bir gün speaking testiniz olacak. Speaking ortalama olarak 11-14 dakika arası sürüyor. Yani format bu şekilde. 3 parttan oluşacak. Birinci partta size kişiliğinizle ilgili, evinizle ilgili, ailenizle ilgili klasik sorular soruluyor. Yani bir diyalog gerçekleştirmeniz bekleniyor karşınızdaki kişiyle. İkinci kısımda ise size bir konu veriliyor ve bu konu üzerinden bir monolog yapmanız bekleniyor. Burada size kısa bir süre veriyorlar ve o süre içerisinde işte kağıda notlarınızı almanız, daha sonra da o notlarınız üzerinden konuşmanız bekleniyor. Üçüncü kısımda ise genelde ikinci kısımda size verilmiş soru ya da konuyla alakalı daha fazla konuşmanız bekleniyor. Bu kısım yine daha çok diyalog şeklinde geçiyor. Üçüncü kısımda 5 veya 6 tane soru gelebilir size karşınızdaki kişi tarafından. Ve dediğim gibi başta da general ve akademik test için speaking sınavında herhangi bir fark yok. Şimdi daha çok tecrübelerime dayanarak sınav günüyle, İşte sınav formatıyla ve nasıl daha iyi skor alabileceğinizle ilgili fikirlerimi paylaşacağım. Öncelikle sınav eğer İstanbul'da girecekseniz genellikle büyük otellerde yapılıyor. Ben Wyndham Grand'de girdim, Levent'te. Duyduğum kadarıyla Mövenpik'te ve onun gibi başka büyük otellerde de yapılıyor sınav. Eğer speaking sınavına daha önce girmişseniz, reading, listening, writing'den önce girdiyseniz, o gün gittiğinizde fotoğrafınız çekiliyor bir kamerayla. Eğer girmemişseniz speaking sınavına önceden, yine dediğim gibi test günü işte otele gittiğinizde fotoğrafınız çekiliyor, pasaport veya kimlik resminizle eşleştiriliyor, kontrol ediliyor ve salona alınıyorsunuz. Gittiğinizde herkesin yeri zaten belli oluyor, isminiz yazıyor oluyor masada. Herkes salona girdikten sonra kontroller yapılıyor vesaire. İçeriye yalnızca işte kalem, silgi, belki kalem tıraş ihtiyacınız varsa işte uç ve suyla girmenize izin veriliyor. Fakat suyun kesinlikle kağıdı çıkarılmış olacak. Götürmenize de gerek olmuyor anladığım kadarıyla. Genellikle benim sınava girdiğim yerde öyleydi. Kapıda size su da veriyorlar. İsterseniz oradan suyunuzu alıp da içeri geçebiliyorsunuz. Ama kendiniz götürüyorsanız dediğim gibi kağıdını çıkarmış olmanız gerekiyor. Yedek kalem götürebilirsiniz. Mesela ben ne olur ne olmaz diye normalde uçlu kaleme alışkın olduğum için uçlu kalemimi götürdüm ama aynı zamanda yanında kurşun kalem de götürmek faydalı olabilir. Ben bunu unutmuştum fakat orada istediğiniz takdirde size görevliler kurşun kalem sağlayabiliyorlar, getiriyorlar istediğinizde. Bence yedek kalemle gitmek veya orada yedek kalem almak mantıklı. Şimdi part part fikirlerime ve tavsiyelerime gelecek olursak, öncelikle demiştik listening'le başlıyorsunuz. Sınavın formatı gereği bir yandan dinlerken cevaplamanız gerektiği için daha sonra bu sorulara dönmek gibi bir şansınız olmuyor. Yani size verilmiş olan daha sonraki 10 dakika süre içerisinde cevaplarınızı geçirmeniz için verilen süre içerisinde sorulara belki göz gezdirebilirsiniz ama çok yüksek ihtimalle neler olduğunu unutmuş olacaksınız. Dolayısıyla da mümkün olduğunca soruları dinlerken çözmeniz daha mantıklı olacaktır. Şimdi listening için nasıl pratik yapabilirsiniz? Öncelikle test formatını çalışmak istiyorsanız hem British Council'ın kendi sitesinde, IELTS'in kendi sitesinde hem de internette, özellikle YouTube'da çok fazla pratik yapabileceğiniz listening testleri var. Bunları izleyerek, dinleyerek pratik yapabilirsiniz. Dediğim gibi IELTS'in sitesinde örnekler oluyor. Artı isterseniz size bedava olarak bir test gönderebiliyorlar mail adresinize ve bu testi indirip dinleme pratikleri de oluyor bunların içerisinde. Listening pratiği yapabilirsiniz bu şekilde. Fakat benim listening'im iyi değil, nasıl geliştirebilirim diye sorarsanız eğer, ben kendimden örnek verecek olursam çokça yabancıların videolarını
izleyerek kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ne gibi videolar diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü şöyle bir şey var. Akademi içerisindeyseniz zaten akademik olarak dinlemeniz gelişiyor. Fakat günlük hayatta konuşulanlar, günlük hayatta kullanılan kelimeler ya da işte bazı deyimler, bunlarda geri kalabilirsiniz. Yani tabii ki bir arkadaşınız vardır yabancı, onunla sürekli konuşuyorsunuzdur. Hem speaking hem listening pratiği yapmış olabilirsiniz bu şekilde, yapabilirsiniz. Ama öyle bir imkanınız yoksa eğer, YouTube'dan açtığınız herhangi, yani çok saçma bir video da olabilir. Açın mesela makyaj videosu izleyin. Ne bileyim, açın herhangi bir sketch, bir komedi videosu izleyin. Bunlar kesinlikle size çok yararlı olacaktır. Listening'inizi geliştirmenizde. Çünkü bu dile maruz kalmadığınız sürece listening'inizi geliştirmeniz çok zor. Aynı şekilde yabancı diziler izleyebilirsiniz. Ama mümkün olduğunca altyazısı olmadan izlemeye çalışın. Çünkü böyle bir durumda yine aslında dikkatinizi tam olarak İngilizce'ye vermiyorsunuz. Altyazıyı okumaya, yani dolayısıyla da Türkçe'ye vermiş oluyorsunuz. Kısacası kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. Şahsen ben bazen ders çalışırken bile arka planda herhangi bir video açıyorum. Genelde YouTube açık oluyor ve özellikle de farklı aksanlardan, farklı YouTuber'ları dinliyorum yalnızca. Yani izlemek zorunda değilim. Kulağımda aşinalık oluşsun diye yapıyorum bunu. Ve bunu da yıllardır yaptığımdan benim için herhangi bir aksanda İngilizce dinlemek ve anlamak çok kolay artık. Reading kısmına gelecek olursak, dediğim gibi reading'de size cevaplarınızı kağıda geçirmeniz için ayrı bir süre verilmiyor. Dolayısıyla da buna çok dikkat etmeniz lazım. Daha çok vaktim var nasıl olsa deyip cevap anahtarına cevaplarınızı geçirmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin. Benim reading kısmında size en büyük tavsiyem, paragrafları okurken kesinlikle bütün kelimeleri tek tek anlamaya çalışmayın. Bu sizin gerçekten çok fazla vaktinizi alır. Bu vaktiniz emin olun boşa gider. Öncelikle çalışırken sınava, sınav formatına örnek sorular, örnek paragraflar üzerinden hızlıca nasıl tarayabilirim ve önemli noktaları nasıl çıkarabilirim mi öğrenmeye çalışın. İsterseniz bu noktalar üzerinden notlar da alabilirsiniz. Ya da şöyle de olabilir. Öncelikle soruyu okursunuz, sorunun şıklarını okursunuz. Hani Türkçe testlerde çözdüğümüz gibi işte. Üniversite sınavında olan paragraflar gibi. Önce şıkları okuyup daha sonra paragrafa da geçebilirsiniz. Hani sorulara aşina olduktan sonra belki paragraf içerisinden cevapları çok daha rahat çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şahsen ben sınavda öncelikle soruları okuyup cevaplara, yani şıklara bir göz gezdirip ondan sonra paragrafa geçmeyi tercih ettim. Bence çok daha kolay oldu. Peki reading'im iyi değil, nasıl geliştirebilirim derseniz, şahsi fikrim, eğer yapabiliyorsanız İngilizce kitaplar okuyun. Ama tekrar söylüyorum, yine bir kitap okurken de tek tek her kelimeyi anlayacağım, her kelimenin anlamını çıkaracağım diye kesinlikle uğraşmayın. Bu gerçekten sizi çok yavaşlatır ve reading'inizi geliştireceğine inanmıyorum ben. Evet, vocabulary açısından gelişir, kelime öğrenirsiniz ama o sırada okurken aslında bir yandan kendinizi hızlandırmak yerine, yani esas amaç yerine yavaşlatmış olursunuz. Bu da size yararlı olmaz. Bir kitap olur, sevdiğiniz bir blog olur. Zaman zaman bunları açıp okumayı deneyin. Kendinizi, okuma hızınızı arttırmayı deneyin. Bir süre sonra zaten bir yandan hani işte listening'inizi ya da ne bileyim speaking'inizi vesaire geliştirirken kelime de zaten öğreniyor olacaksınız. Ve reading'de de fark edeceksiniz ki artık gerçekten bu kelimeleri tek tek anlamanız gerekmiyor. Kelimelerin anlamlarını zaten siz okurken paragraf içerisindeki yerine göre anlamlarını az çok çıkarabiliyor olacaksınız. Bu şekilde de zaten kelimeler beyninize çok daha iyi yerleşir, çok daha güzel öğrenirsiniz. Şimdi writing kısmına gelecek olursak, ben akademik teste girdiğim için açıkçası general test hakkında çok bir fikrim yok. Yani letter kısmı hakkında çok bir fikrim yok. Ama summary kısmında önemli olan, dediğim gibi daha önce, kendi fikirlerinizi sunmak yerine gördüğünüz şeyi özetlemek. Bana sınavda bir şablon çıktı demiştim. Bu bir ofise ait olan sınavın yerleşim planı çıktı. İki tane yerleşim planı vermişlerdi. Birincisinde işte bu eski hali, alttaki de yeni hali. Burada ne gibi değişiklikler yapılmış bunu özetleyin diyordu soruda. Dediğim gibi yorum yapmadan gördüğüm ne varsa, işte burada bu varmış, şuraya taşınmış, şu kısım böyle yapılmış, genişletilmiş ya da işte 3 tane ofis varmış, sayısı 4'e çıkarılmış gibi.
bu şekilde bir özet yazmaya çalıştım. Essay kısmı ise tahminimce birçoğunuz için en zor kısım olabilir. Yani şahsım adına benim için de en zor kısımlardan biri. Eğer üniversitedeyseniz, hazırlık okumuşsanız zaten çokça aşina olmuşsunuzdur. Essay nedir, nasıl yazılır? Essay'de önemli olan fikrinizi belirtmek. Zaten size sorduğu soruda da direkt olarak fikrinizi soracaktır. Yani herhangi bir cümle verecektir, herhangi bir fikir verecektir. Siz buna katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neden? Ya da katılmıyorsunuz, neden katılmıyorsunuz gibi sorular soracaklardır. Bana sınavımda tesadüf olduğunu düşünüyorum. Alanıma yakın bir soru çıktı. Soru da şu şekildeydi. İşte yeni ilaçlar geliştirilmek istendiğinde bu ilaçların geliştirilmesi için yapılan araştırmaları işte hükümetler mi, kişiler mi yoksa üniversiteler mi desteklemeli diye bir soru çıkmıştı. Burada herhangi bir tanesini seçmeniz veyahut da birine ağırlık vermeniz, hani yüksek oranda ben bu işte kurumun ya da kişinin destek vermesi gerektiğine inanıyorum deyip sebeplerini sıralamanız gerekiyor. Ama bu demek değil ki diğer iki seçeneği tamamen reddetmeniz demek değil. Aynı şekilde son bir paragrafta da bu sebeplerden işte diğer iki seçenek de olabilir şeklinde bir açıklama da yapabilirsiniz. Tamamen reddedebilirsiniz, yani hani bunda da bir sıkıntı yok. Kesinlikle savunmak zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. Yani hatta olumlu yanlarını vermek yerine yine son bir paragrafta da, işte conclusion'dan önceki paragrafta da neden olmaması gerekir, negatif yanları nedir, bunları da tartışabilirsiniz. Writing'inizi geliştirmek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi kelime dağarcığınızı arttırmanız, işte yeni yeni bağlaçlar öğrenmeniz ve bu bağlaçları doğru kullanmayı öğrenmeniz. Gramere burada tabii ki çok önem veriyorlar, özellikle essay kısmında. Ve essay yazma formatına aşina olmanız gerekiyor. Bunu da sık sık pratik yaparsanız eğer çok daha iyi olur sizin için. En önemlisi de birine kontrol ettirebilirseniz eğer, hani writing'in iyi olduğunu bildiğiniz bir arkadaşınız olabilir ya da hazırlıktasınızdır, okuldaki bir hocanız olabilir. Birilerinden yardım alırsanız ben çok daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde online siteler de var diye biliyorum. Bloglar vesaire size yardımcı olabiliyorlar ama tabii ki genelde bunlar bedava olmuyor, paralı oluyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi son olarak speaking kısmına gelecek olursak, speaking benim açımdan çok da mükemmel değildi. Çünkü ben kişiye çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Karşınıza denk gelen kişiye çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Bana bir kadın denk geldi ve yani çok poker face bir insandı. Hiçbir şekilde hani doğru bir şey mi söyledim, acaba yanlış bir şey mi söyledim? Yani hiçbir şey anlayamıyordum kadının suratından ve bu gerçekten beni çok rahatsız etti. Hani daha olumlu bir kişilik olsaydı bence hiçbir şey kaybetmezdi. Yani hani ben daha orada kendimi güvende, daha hani özgüvenli hissederdim. Ama kendisinin tavrından dolayı açıkçası biraz daha panik oldum diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok yüksek ihtimalle karşıma erkek gelmiş olsaydı daha sempatik yaklaşacağından dolayı, hani kadın olduğum için büyük ihtimalle çok daha iyi bir sınav geçirirdim diye düşünüyorum. Bu da IELTS'in bence en büyük eksiklerinden bir tanesi. Ama bazılarınızda TOEFL, IBT'de olduğu gibi bilgisayara konuşmak yerine biriyle konuşmayı çok daha rahat ve kolay bulabilir. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi speaking'in ilk kısmında dediğim gibi kendinizden bahsetmeniz beklenecek. Ve çıkacak sorular aslında az çok tahmin edilebilir. Bu yüzden de tavsiyem, özellikle birinci soru için, ikinci soru çok hani farklı olabilir, yani çok fazla değişik şey gelebilir karşınıza, ama birinci soru için internette çok fazla örnek var. Bunları dikkatlice incelemeniz ve kendi kendinize ya da birisiyle pratik yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü çok klasik sorular geliyor. İkinci kısım ise şansınıza ne çıkarsa. Karşınızdaki kişi sınavda size bir kağıt uzatıyor ve o kağıdın üzerinde işte bir soru yer alıyor. Örneğin bana gelen soru, işte ders çalışırken veya çalışırken ne şekilde kendinizi motive edersiniz gibi bir soruydu. Dediğim gibi öncelikle sizden bir kağıt veriliyor, size bir not almanız bekleniyor. Almaya da bilirsiniz ama tabii ki not almanız sizin için çok daha önemli. Belli başlı noktaları not alırsanız eğer, konuşurken de bir yandan hani kağıdınıza bakıp daha kolay bir şekilde söylemeniz gerekenleri hatırlayıp konuşabilirsiniz. Panik olmazsınız. Bence üçüncü kısım en rahat geçen kısım. Çünkü
tekrardan hani bir diyaloğa geçiyorsunuz. Her şey sizin üzerinizde değil ve çok daha kolay ilerliyor. Soru cevap şeklinde ilerlediği için yani hızlı geçiyor, hiç anlamıyorsunuz. İkinci kısımda şu çok önemli, söylemeyi unuttum. Şimdi sizden yaklaşık olarak bir 2 dakika falan konuşmanız bekleniyor ve olabildiğince fazla konuşun. Yani hani benim söyleyeceklerim bitti, not aldıklarım bu kadardı deyip bırakmayın. Baktınız hani ya orada zaten karşınızdaki kişinin tavrından anlıyorsunuz hani süre devam ediyor mu diye. Muhtemelen size kaş göz işareti yapacak hani devam et biraz daha konuş. Mutlaka devam edin, susmayın. Sonuçlara gelecek olursak sonuçlar herkes için 13 gün sonrasında açıklanıyor. 13 gün sonra öğlen civarları açıklandığı söyleniyor. Fakat daha önce de açıklanmış olabiliyor. Bazı ülkelerde kişilere test merkezleri tarafından telefonlarına SMS atılıyormuş ama bizde böyle bir şey olmadı. Maille bana haber geldi. Sonuçlarınız açıklandı diye. Tam önceki akşam gece yarısı da isterseniz kontrol edebilirsiniz sistemi. Bazılarının o şekilde de açıklandığı oluyormuş. Yani ne kadar erken öğrenebilirim diye bunu çok araştırdım. Okuduklarıma göre bir önceki gecede yine gece yarısını geçince otomatik olarak sistem sonuçlarınızı gösterebiliyormuş. Ben de böyle bir şey olmadı. Ertesi gün yanlış hatırlamıyorsam 11 civarında mail geldi ve sisteme girdiğimde sonuçlarımı görebildim. Sonrasında tabii ki size sonucunuzu resmi bir sertifika olarak postayla gönderiyorlar. Bu da şöyle bir şey. Böyle bir şey geliyor. Burada speaking ya da diğer test günü bahsettiğim fotoğrafınızı, iğrenç bir fotoğrafınızı çekiyorlar kamerayla. Daha sonra baktığımızda işte bilgileriniz vesaire yazıyor ve burada da her bölüme ait 9 üzerinden skorunuz yer alıyor. Bir de overall skor oluyor. Genelde zaten okullara ya da işte immigration vesaire gibi şeylere başvururken ya da bir işe başvururken buradaki skorunuz göz önünde bulunduruyor. Yalnız şöyle bir şey de olabilir. Bazı durumlarda özellikle writing ve speaking'den mesela bir sınır koyuyorlar. Tamam kardeşim işte senin skorun 7.5 olabilir ama 7.5 bana belki de yetmeyecek. Çünkü sen gidip işte speaking'den 6 almışsın. 6 almam bana yetmiyor. En az 6.5 almanı istiyorum diyebilirler. Buna mutlaka dikkat edin bir yere başvuracağınız zaman. Ben listening'den 8.5 aldım 9 üzerinden. İşte reading'den 8, writing'den ve speaking'den de 6.5 puan aldım. İlk önce bana writing ve speaking skorlarım çok düşük geldi açıkçası. Çok üzüldüm ama daha sonra biraz araştırdığımda yani İngilizlerin bile speaking'den 6.5 alamadıklarını gördüm. Çünkü bu kısımlar birazcık dediğim gibi yani kişiye çok bağlı, karşınızdaki kişiye çok bağlı, size denk gelen konuya çok bağlı. Aynı şekilde writing de öyle yani hangi konu geldi, gerçekten bildiğiniz bir şeyler, bir fikirler katabileceğiniz bir essay kısmı için özellikle bir konu mu? Yoksa hiçbir şekilde aşina olmadınız, ne bileyim mesela işte siz biyoloji okumuşsunuz, size fizikten bir şey geliyor böyle çok saçma sapan. Öyle bir konu denk geldi ve hiçbir fikriniz yok. Yazamayabilirsiniz yani doğal olarak. O yüzden biraz göreceli olduğunu düşünüyorum. İşte benim overall skorum 7.5. Yani bana her türlü her yere yetiyor. Ve bir de klasik işte hazırlık okuduysanız eğer bilirsiniz. Universal bir işte notlandırma mı diyeyim, puanlandırma sistemi var diller için. İşte hani A1, A2'den başlıyoruz. B1, B2 vesaire. Öyle bir skor da veriyorlarmış. Bu aslında iyi bir şey diye düşünüyorum. Ben böyle bir skor verdiklerini bilmiyordum. Benim de C1 seviyesinde olduğumu gösteren bu şekilde resmi bir belge olmuş oluyor. Bunu kesinlikle kaybetmeyin. Normalde TOEFL'da size kaybettiğiniz takdirde veya tekrar istediğiniz takdirde tabii ki parası karşılığında skorunuzu kağıt olarak basılmış halde gönderebiliyorlar. Fakat IELTS'de böyle bir şey söz konusu değilmiş. Sakın kaybetmeyin, tekrar gönderemeyiz diye bir ibare var. Bu yüzden çok dikkat edin. Kesinlikle sonuç raporunuzu kaybetmeyin. Çok iyi saklayın. Benim IELTS'le ilgili anlatacaklarım ve tecrübelerim bu kadar. Eğer atladığım, unuttuğum bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Her zaman cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videom büyük ihtimalle TOEFL'la ilgili olacak. Yine aynı şekilde formattan ve tecrübelerimden size bahsedeceğim. Yine bazı tüyolar vereceğim sınav formatıyla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.